Süreklileşecek. Başlamak üzere, ben haber vereceğim. Bu şey açık mıydı acaba? Açık hocam. Açık. Açık değil mi? Ses kontrol. Şunu açayım. Başlayabiliriz. Bilecik Şehide Bayi Üniversitesi'nde 17.07.2020 tarih ve 311.88 sayılı resmi gazetede yayınlanan sürekli işçi alım ilanının kura sonuçlarını yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ben önce kendimi tanıtayım. Bilecik 2. Noteli Altan Oydan. Bilecik Şeyh Edip Ali Üniversitesi Rektörlüğü'nün 20 Temmuz 2020 tarihli yazıları gereğince üniversitede sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu'ndan talep edilen işçilerin 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 10'da kura çekiminin yapılması noterliğimizden istenildiğinden saat 10'da kura çekilişi yapılacak olan üniversitenin ilgili salonuna gelindi. Bilecik Şehirde Vali Üniversitesi Rektörlüğü'nün tarafımıza vermiş olduğu listelere göre kamu, kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 12. ve 5. maddeleri gereğince temizlik hizmetleri sürekli işçi alımına göre toplam başvuran aday sayısının 15 kişi olduğu, alınacak 5 kişilik kontenjan bulunması nedeniyle 4 katı olan 20 asil ve 27 adayın belirlenmesi gerektiği, ancak başvuran 15 aday sayısına göre adayların tümü yayınlanan listeye göre sıralamaya göre 1. asil, 2. asil olarak 15 asil adayı bu şekilde belirlendiği ve kura çekimi yapılmasına gerek olmadığı. Burada temizlik hizmetlerinde 1. asil Emrah Sancar, 2. asil Halil Karabacak, 3. asil Hasan Karaman, 4. asil Hüseyin Çelik, 5. asil Leyla Künsel, 6. asil Meral Korkmaz, 7. asil Merve Çetin, 8. asil Metehan Oturak, 9. asil Metin Oktay, 10. asil Özgür Arabacı, 11. asil Sedat Keskin, 12. asil Selda Gökçe, 13. asil Uğur Karabayık, 14. asil Utku Özer, 15. asil Zeynep Öksüzoğlu. Yönetmelik gereği bu asil sıralamaları herhangi bir öncelik sırası vermemektedir. Yani 1. asil olmakla 5. asil olmak arasında herhangi bir fark yoktur. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların güvenlik ve koruma hizmetleri noter kura listesi, güvenlik ve koruma hizmetleri sürekli işçi alım kurasına göre 2 kişi alınacağından toplam başvuru sayısının 63 olduğu, burada yönetmelik gereği bir kişi terör mağduru olması nedeniyle öncelik hakkı olduğu, bu nedenle bu kişinin 1. asil olarak belirlendiği terör mağduru Erhan Mil. 63 kişi bir kişi öncelik hakkı olduğundan 62 kişi başvurmuş olması nedeniyle 7 asil bir kişi öncelik olduğu için
İki kişi alınacağı için 4 katı asil olması gerekiyor. Bir asil öncelik hakkı olduğu için 7 asilin kurası çekilecek. Ayrıca 8 de yedek aday kura ile belirlenecek. Evet, şimdi ikinci asilin öncelik hakkı olmayan öncelik yönetmelik gereği terör mağduru olan birinci asil olması nedeniyle şu anda ikinci asilin kurasını çekiyoruz. Evet, şeffaf bir ambalajı konuldu. 62 adet numara. Önce açmayalım. Onu. Buraya. Elinde dur. Şimdi öncelikle isterseniz üniversitenin yayınladığı listeye göre herkesin numarasını okuyalım. Belli olsun. Sıra numarasına göre 1. Alperen Pamukçu, 2. Asiye Söğüt, 3. Aydın Önder, 4. Barış Köse, 5. Betül Ateş, 6. Davut Yılmaz, 7. Doğukan Demirören, 8. Elif Kapankaya, 9. Elif Şahan, 10. Engin Şen, 11. Enise Taylan, 12. Ercan Koparan, 13. Erdeniz Gezer, 14. Erhan Ersin, 15. Ersin Demir, 16. Eyüp Özel, 17. Fatime Bonluk, 18. Firdevs Güney, 19. Gökhan Kapalı, 20. Özde Ünver, 21. Gülden Uysal, 22. Halil Sivrikaya, 23. Hicran Mazlum, 24. Hüseyin Aktaş, 25. Hüseyin Makinist, 26. Hüseyin Temizkan, 27. Kerim Gümüş, 28. Kevser Çolak, 29. Mehmet Yılmaz, 30. Mehmet Emin Ulugerger, 31. Melek İmrak, 32. Merve Yaka, 33. Musa Göç, 34. Mustafa Ersoy, 35. Mümin Ergen, 36. Mürsel Er, 37. Niyazi Ayhan Kasım, 38. Orhan Alay, 39. Osman Oğuz Akyıldız, 40. Özge Özkan, 41. Özben Kütükçü, 42. Rabia Yılmaz, 43. Ramazan Şahin, 44. Remziye Ekinci, 45. Samet Berber, 46. Selami Püner, 47. Selim Yıldız, 48. Semih Yanpala, 49. Semiye Aktürk, 50. Serdar Demirkıran, 51. Sercan Yavuz, 52. Sevda Çam, 53. Sinan Metin, 54. Şeyma Tuncer, 55. Talha Erbay, 56. Ufuk Umutlu, 57. Ufuk Uysal, 58. Ümit Yanık, 59. Volkan Arslan, 60. Yasin Özkan, 61. Zehra Ece Kondu, 62. Zeki Aydemir. Evet. Daha önce de söylediğimiz gibi 1. ve 7. asil olmak arasında bir öncelik hakkı yok. Yönetmenlik gereği. Evet, şimdi çektiğimiz kurayı açalım. Numara olarak 7 numara. Doğukan Demirören 2. asil. Üçüncü asil kuramımızı çekiyoruz. Evet, iyice karıştıralım. Burada da 62 adet numara var. Bütün burada çalışan görevlilerimizle beraber kontrol ettik. Tek tek kontrol ettik. 62 adet numara var. Kapalı ve şeffaf ambalaj içerisinde. Evet. Şimdi üçüncü asil. Otuz dört numara.
Mustafa Ersoy. Elli yedi numara. Dördüncü asil. Ufuk Uysal. Beşinci asil. Kapalı açıyoruz. 56. Ufuk Umutlu. 6. asilin kurası. Dokuz numara. Elif Şahan. Altıncı asil. Yedinci asil. 27 numara. Kerim Gümüş. 7. asil. 27 numara. Şu anda 7 asil tamam. Yedek kura çekimine devam ediyoruz. Pardon, bir dakika, bir saniye dur. Bir tane asil, birinci asil olduğu için bir tane asil, sekizinciyi çekeceğiz. Bir saniye. Şey yapalım, kontrol edelim. Önce birinci asil. Evet, sekizinci asilin kurasını çekiyoruz şu anda. Evet, çekelim. Şeyma Tuncer. 8. asil. 1. yedek kurası. Özge Özkan, birinci yedek. İkinci yedek. İkinci yedek. Selda Çam. İkinci yedek. Üçüncü yedek.
Şu anda üçüncü yeri çıkıyoruz. Otuz üç numara. Musa Göç. Dördüncü yedek, 23 numara. Hicran Mazlum. Altmış numara. Yasin Özkan. Altıncı yedek. 22 numara. Halil Sivri Kaya. Altıncı yedekte. Yedinci yedeğimiz 50 numara. Serdar Demirkan. Serdar Demirkan. Ve son yedek 41 numara. Özlem Kütükçü. Böylece güvenlik ve koruma hizmetleri kura çekimi yapılmış oldu. Gelirken tekrar kontrol ediyoruz.
sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri, marangozluk işleri, marangozluk işleri, sürekli işçi alım kurulmasına göre 2 kişi alınacağında toplam başvuru sayısının 1 kişi olduğu ve bu kişinin kuraya gerek olmadan asil olarak belirlendiği. Bu kişi Serdar Güvercin. Elektrik işleri, bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri sürekli işçi alım kuralına göre 1 kişi alınacağından toplam başvuru sayısının 15 olduğu, 4 asil ve 4 yedek adayın kura ile belirleneceği. Evet, şu anda şeffaf kapımızda 15 adet numara var. Bu 15 kişi herhangi bir öncelik hakkı olmayacak şekilde liste yapıldı. Üniversitenin vermiş olduğu listeye göre bir numarada kuraya giren kuradan önce sıra numarası 1 numara Alpay Evren, 2 Aytaç İdare, 3 Bahadır Çoban, 4 Emre Uyar, 5 Erkan Turgutoğlu, 6 Fatih Köprülü, 7 Mehmet Çelik, 8 Mehmet Şahin, 9 Muzaffer Uramış, 10 Nail Alar, 11 Ferhat Külleci, 12 Serkan Atik, 13 Veli Topraklı, 14 Yunus Atay, 15 Onur Arabacı. Evet, 4 asil kura çekiminde başlıyoruz. 1. asil. Burada 15 adet kapalı kağıtta numaralar var. Evet, 15 olduğu buradan da belli oluyor. Karıştırıyoruz. İlk kurayı çekiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Altı numara. Birinci asil. Fatih Köprülü. İkinci asil 5 numara. Erkan Turgutoğlu. Üçüncü asil. Dokuz numara. Muzaffer Uramış. Ve son asil. Üç numara. Bahadır Çoban. Ve birinci yedek. İki numara. Aytaç İdare. İkinci yedek. On üç numara. Veli Topraklı.
11 numara Ferhat Külleci ve 4. yedek, son yedek dört numara Emre Uyar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Öterim, şöyle düzeltme yapabiliriz. Tek kişi de olsa sınava girecek. O anlamda bir açıklama yaparsanız. Yani marangoz. Ha. Asil. Evet. Çekin alanı. Evet. Yani yönetmelik gereği tek kişi de olsa örneğin şeyde marangozluk işlerinde örneğin tek kişi de olsa tek asil olduğu için yine de sınav olacak tabii. Yönetmelik gereği olması gerekiyor. Mülakat sınavı. Hayırlı uğurlu olsun. Başka bu kadar. Evet. O teşekkürler. Söyleyebilirsiniz. Buyurun. Tamam. Şimdi seçilen adaylardan, kuradan çıkan adaylardan 13 Ağustos'ta mülakat sınavı yapılacaktır. Mülakat sınavından yerler ve mülakat saatleri BŞEV'nin internet sitesinde duyurulacaktır. Bütün adaylar pandemi gereği maskesiz adaylardan hiç kimseye sınava almayacağız. Lütfen bu konuda titizlikle davranmanızı rica ediyorum hepinizden. Hepinize hayırlı olsun.